Ne haber şoförler güzeli? Çayımıza tenezzül etmedin demek. Şükür cebimiz mangır gördü de bitimiz kanlandı biraz. Tıpkı filmindeki gibi kasketini taktı, deri montunu giydi. Yıllar sonra yine direksiyonun başına geçti, pozunu verdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 75. yaşını şoför nebat olarak kutladı. Yeşilçam'ın dev oyuncusu Fatma Girik'in 75. yaş kutu. 60'a çekiyorum olayı. Aynı zamanda Yeşilçam'da emeğinin 60. yılı. Fatma Girik'le Şoför Nebat filmi 1970 yılında çekilmişti. Kaybettiği babasından kalan taksiyle yaşam mücadelesi veriyor, ailesini geçindiriyordu. Manasız inadınla nereden çıktın önüme? Neden evinde oturmaz da elin hamuruyla erkek işine karışırsın bilmem. Eskiden Taksim Meydanı'nda kahyalar vardı, hatırlar mısınız? Hatırlayan var mı? Böyle şey. Sarıyor, sarıyor, sarıyor. Nasıl bakıyorsunuz bana öyle ya? Ne güzel. Fatma Girik'in hem 60. sanat yılı hem de 75. doğum günü için bir otopark Taksim Emirgan dolmuş durağı haline getirildi. Başrol arkadaşı İzzet Günay da oradaydı. Ay İzzet'im benim. Yavrum Noel babam. Durmadan hemen gider ablacığım ne olur. Fatma ile telefonlarda anca buluşabiliyoruz ama bugün eczanede. Evet, eczanede annesine ilaç alırken. İzzet baksana ne kadar genç. Evet. Fatma Girik 50 yıl sonra Şoför Nebahat kostümüyle filmde kullandığı 1952 model aracın aynısına bindi. 75. yaş pastasını da İzzet Günay ile birlikte klasik otomobillerin arasında kesti.